Ve evet değerli Beyaz TV izleyicileri ekran karşısına hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizleri çok özledik gerçekten. Cumartesi saat 1 olmasını 4 gözle bekledim ben, bunu belirtmek istiyorum. Çok güzel bir hafta geçirdik. Umarım sizin de haftanız güzel geçmiştir. Bugün doktorum Alper Şimanoğlu ve ben Semra Güzel. Çok değerli konuklarımız ve konularımızla sizlerle olacağız. Hocam bugün farklı gördüm sizi. Bugün önlüğümü giymedim çünkü bu hafta epey yoğun geçti. Sürekli ameliyatlara girdim çıktım. O yüzden bugün seyircilerin önüne bu şekilde çıkmak istedim. Biraz sıkıldım açıkçası ameliyathane önlüklerinden. O yüzden bu şekilde geldim. Umarım çok şık olmuştur. Olmuşsunuz, çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür bugün ederim. Çok güzel bir açılış yapıyorum. Öyle güzel bir konuğum var ki hemen vakit kaybetmeden sunmak istiyorum. Aslı Ercanlı. Diş hekimi kendisi, gördüm böyle hepimiz uyum içerisindeyiz, mavi evet. Mavi çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum, siz de öylesiniz. Vallahi baktım. Çok mutlu oldum burada, çok güzel bir ortam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Baktıkça böyle manzaramdan zevk alıyorum. Evet, evet. Ben güzel kadınlardan gerçekten böyle. Teşekkür ederim. Hani hem cinslerimden güzel oldukça, başarılı oldukça gurur duyanlardanım. Çok teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Hemen kısacık bir kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz ve konumuza geçeceğiz. Diş hekimiyim. Aslı Ercanlı ismim. İstanbul'da kendi özel kliniğimde çalışıyorum. Estetik diş hekimliği implant üzerine yoğunlaşmış durumdayım. 1994 ÇAP'a mezunuyum. Aslen İzmirliyim. Öyle mi? Evet. Ben İzmirliyim. Öyle mi? Ne güzel. İzmir güzelliği belli zaten. Evet, bir İstanbul'a geldim üniversitede, ondan sonra da gidemedim. Çok sevdim. İstanbullu olduk. 30 küsür yıldır buradayız. Maşallah. Bir kızım var. Öyle mi? Evet. Ay maşallahınız var. Teşekkür ederim. Şimdi dediğiniz implant. Evet. Direkt hemen bu konudan giriş yapmak istiyorum doktorum. İmplant nedir? Kimlere uygulanır? Çok merak ediliyor. Tabii hemen kısaca özetleyeyim. İmplant kaybettiğimiz dişlerin yerine koyduğumuz yapay diş kökleri. Titanyumdan yapılıyor ve kaybolan yere muhakkak bir cerrahi müdahaleyle yerleştiriyoruz ve kayıp dişi idame ettiriyoruz. Yani orada tekrar bir fonksiyon kazandırmaya çalışıyoruz. Burada ufak birkaç tane maket getirdim. Daha sonra da gösterebiliriz. Tabii şimdi ki de gösterebilirim. Şimdi de anlatırken örneğin, gösterebilirsiniz. Diş kaybı olmuş. Diş çekilmiş. Ortada diş yok. Klasik geleneksel tedavilerde bu dişler kesiliyor. Küçültülüyor. Yani aslında dişlerin kıymetli olan diş minesini çöpe atmış oluyoruz ve yerine bir köprü yapıyoruz. Klasik tedaviler bu şekilde. Ha, evet. Ama diş kaybetmek istemiyoruz. Bu dişlerimiz sağlam, sapasağlam. Ortada boşluklarımız var. Bir tane veya iki tane, üç tane, tüm ağızda yapılabilir. Boşluğumuz var. O zaman biz buraya bir implant yerleştiriyoruz. Bu yapay bir kök. Titanyumdan, az evvel söylediğim gibi. Sonra kemikle kaynaştıktan sonra üzerine bir ara parça bağlantısı yapılıyor. Daha sonra da bunun üzerinden ölçü alarak buraya bir diş takıyoruz. Birebir kendi implant orijinal bu. Dişi gibi. Evet. Peki önceki tedavi yöntemiyle bu arasındaki bir estetik farkı var mı? Hangisi daha çok var. Güzel görünür? Tabii. Yani şimdi kaybedilen dişlerin olduğu yerlerde kemik kaybı devam ediyor. Yani ön bölgede bir diş kaybınız varsa önümüzdeki 10 yıl içinde orada çökmeler meydana gelecektir. Siz güldüğünüzde veya yanak bölgelerinizde arkalarda onlar sizin dış görünüşünüzü etkileyecektir. Hmm. Bir köprü protezi yapıldığını düşünün. Köprünün ne olacak? Bu implant olması gereken yer, dişsiz alan çökmeye devam edecek. Altına besin artıkları almaya başlayacak. Evet. Kokular başlayacak. Bu kenardaki kesilen dişlerde sıkıntılar çıkacak. Çünkü bunları kesiyorsunuz. Yani 10 sene içinde bu kesilen yerlerde sızdırmadan dolayı muhakkak koku, çürük vesaire diş eti problemi, rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Halbuki implant bir diş gibi görev yapıyor. Hocam biliyoruz malumunuz yani inaktif atrofisi dediğimiz olmayan organların olduğu bölgelerde bir küçülme, bir çekilme meydana geliyor. Ama implant orada dişin varlığını devam ettiriyormuş gibi davrandığı için kemik kaybını sonlandırıyor. İmplant yapıldığı andan itibaren kemik kaybı duruyor. Bir diş gibi görev yapıyor ve dolayısıyla çökmeler,
o bölgede deformasyonlar engellenmiş oluyor. Bir boşluk olduğu zaman diğer organlar o boşluğu doldurmaya çalışır. Aynen yani öyle. Diğer branşlarda da öyledir. Aynen öyle. Yani o boşluk eğer doldurulmazsa diğer dişler de aslında orayı doldurmaya çalışarak görünümü bozacaktır. Tabii eğer siz bu bölgede bir restorasyon yaptırmak istemezseniz, yani ben dişimi çektirdim ama dursun, köprü de yaptırmayacağım, implant da yaptırmayacağım, boş kalsın derseniz, o boşluğa yandaki dişlerin yatması, karşıt dişin de alttaki veya üstteki karşıt dişin de sarkması, o boşluğa doğru ilerlemesi kaçınılmaz olacaktır. Hem görüntüyü bozacak, hem sağlığı çiğneme, hem görüntüyü hem fonksiyonu bozacak. Çiğneme, çünkü dişler yattığı zaman yatan dişin de kökünde sıkıntı oluşmaya başlıyor bu sefer. Yattığı için kuvvetleri dik almıyor diş. Yandan bir kuvvetle çiğneme basıncına maruz kalıyor. Çiğneme basınçları yüksek kuvvetler. 80-90-100 kilogram yük bindiriyorsunuz dişe. Yapılan analizlerde bunlar apaçık ortaya konuyor. Hem daha sağlıklı bir şey implant diyorsunuz, hem tabii daha görüntüsel olarak aynen sağlıklı, fonksiyonel ve uzun ömürlü olması için tabii ki kriterler var. Tabii. Kimlere yapılıyor gereken mesela, biz bahseder misiniz bize? Tabii diş kaybı mevcut olup da 18 yaşını bitirmiş, yani büyüme gelişmeyi tamamlamış herkese implant yapılabilir. Önemli olan implant yapılacak bölgede yeterli kemiğin mevcut olması. Yani siz dişi çektirdikten sonra eğer uzun bir zaman geçirirseniz, oradaki kemiğin kaybından dolayı implant yapma ihtimalimiz her geçen sene düşecektir. Çok güzel bir şey. Aslında uyarı, değil evet mi? Yani şöyle birkaç araştırma var. Diş kaybından sonra mevcut kemiğin 1/4'ü her yıl kaybediliyor. Dolayısıyla biz implant yapmak için, az evvel burada gösterdim, evet, şöyle göstereyim. İmplantların minimum bir çapı ve boyutu var. Yani siz buraya istediğiniz çap ve boyda bir vida takamazsınız. Tutuculuk için, o kuvveti karşılaması için bir boya ve bir kalınlığa ihtiyacınız var. Eğer bunu kaybetmişse hasta, tabii ki bunun ileri cerrahi teknikleriyle kemik oluşturma prosedürleri elbette uygulanabilir ama mümkün mertebe diş çekiminden sonra en ideal implant yapma süresi 2. aydır. Yani 8. haftada osteoblastik aktivitenin en yoğun olduğu, yani kemik yapımının en yoğun olduğu dönemde implantı yerleştirmek uzun vadede tutuculuk ve prognoz için çok çok önemli. Peki hemen çekip yerleştirildiği durumlarda ne tür sıkıntılar olur? Hemen çekip yerleştirme de yapılabilir. İmmediyat dediğimiz, yani dişi çektik ve hemen implantı koyduk. Orada çok iyi bir analize gitmek gerekiyor. Yani çektiğimiz dişin çapıyla yerleştireceğimiz implantın çapında korelasyon arıyoruz. Yani çok fazla etrafında boşluk olmamasını istiyoruz. Eğer yeterli bir tutucu alan bulabilirsek, biz bunun için bazen röntgen filmleri yeterli olmuyor, tomografilere gidiyoruz. Tomografi analizlerinde o bölgedeki kemik kalınlığını görüyoruz. Ve bizim primer stabilizasyon, yani ilk etapta cerrahi dişi çektim, hemen implantı taktım, orada bir vidanın tutacağı bir alanı yakalarsak bu implantlarda gayet güzel hayatta kalıyorlar ve yani yurt dışından gelen, bizi yurt dışından izleyicilerimiz evet de var. Onlar gelirse demek ki hemen çekim evet yapıldıktan sonra da yapılabiliyor diyorsunuz değil mi? Enfeksiyon olmaması şartıyla. Evet. Dişte bir enfeksiyon varsa enfeksiyon tedavisi öncelik kazanır tabii ki. Çünkü implant enfekte bir alanda yaşayamaz. Evet, çok güzel, böyle hızlıca girdik, o evet kadar da güzel anlatıyorsunuz ki ben bile böyle heyecanla dinledim. İmplant konusunda daha önce de böyle merak ettiğim sorular vardı. Sizi yakalamışken soracağım. Teşekkürler. Peki bu implantın tedavi süreci, yani dedik hemen yapılır fakat sonrası ne kadar sürer? Hı hı. Ve bu süreçte nelere dikkat etmek gerekir? Klasik bir implant tedavisinde şöyle uygulama yapıyoruz. İmplantı yerleştirdik. Aşağı yukarı 9-10 dakika, 15 dakikayı bulmaz bir implantın yerleştirilmesi. Ve ondan sonrasında ameliyat bitti. Bekleme sürecine girmek istiyoruz. Yani buna hekim karar verir. Kemik yapısı, oradaki hastanın durumu, kullanılan implantın özellikleri gibi tercihler bunlar hekimi ilgilendirir. Öyle mi doktor? Tabii tabii, hekimi yönlendirir hastayı. Ve ideal bekleme süresi 2 ay civarındadır. 2-2,5 ay kemikleşme beklenmesi gerekiyorsa beklenir. Daha sonrasında ölçü alınır ve ölçüden sonra buraya az evvel koyduğum gibi bir diş, porselen bir diş üzerine getirilip konur ve hasta implantını kullanmaya başlar o noktadan itibaren. Yani üzerine diş taktığımız andan itibaren implant fonksiyona giriyor. Yani kuvvet almaya başlıyor.
Onun öncesinde implantı yerleştirip bekleme sürecimiz var ya. Evet. Hani tohum ektik, toprağa bekliyoruz daha. Ondan bir şey, hani bir kemikleşme bekliyoruz. Kemikleşme tamamlandıktan sonra fonksiyona girdiği andan itibaren implant çalışmaya başlıyor. Ben de cerrah olarak biliyorum ki her konuda bir hastayı getirmek lazım. Burada sizin hastanız ben olabilirim çünkü benim implantım var. Yani seyircilere de söyleyebilirim. Cerrahi işlem çok basit bir işlem. Evet. Kesinlikle bir ağrısız evet. olmuyor. Zaten uyuşturduktan sonra evet. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hiçbir şey. Çok kısa süren bir işlem. İyileşmesi çok uzun sürmüyor. Zaten 2,5-3 ay sonra da implant evet. takılıyor. İmplant takma da çok basit. Vida takmak gibi bir şey. Evet. Üzerine de porselen veya evet. başka ne takılabilir yani? Başka bir şey tercih implantan. Etmemek lazım. Ya metal altyapılı porselen kaplamalar ya da zirkonyum altyapılı porselen kaplamalar tercih edilmesi gerekir. Zirkonyum altyapılı porselen kaplamaları daha çok tercih ediyoruz. Çünkü bakteri plağının tutunması onlarda daha az. Şimdi implantı yaptık, hiç sıkıntı yok orada. En kolay kısmı implantı yapmak ama zor kısmı implantı hayatta tutup hastanın implanttan azami yararlanmasını sağlamak. Amacımız ömür boyu kullanması. Evet, onu soracaktım. Evet. Ömürlük müdür aslında evet, bu? Evet, ömürlüktür, diye. Ömürlük olmalıdır. Amacımız ömürlük olmasını sağlamaktır. Ama bunun içinde bazı kriterler vardır. Birinci kriter ve en önemlisi üzerine yapılan protezin yani porselen dişin ergonomisi, diş etiyle implantla ilişkisi. Araya besin artığı girip girmemesi, hastanın hijyenini, o bölgenin temizliğini sağlayıp sağlayamaması bunlar çok önemli. Şimdi doğal dişlerde hocam çok hani bildiğimiz bir konu doğal diş, doğal organ kanlanması, beslenmesi kendi doğal prosedüründe devam eden bir organ ve mukavemeti daha yüksek. Ama implant yapay bir organ. Ben hep hastalara diyorum ki hani bacak. Nasıl protez bacak takıyorlar, nasıl protez kol takıyorlar. Bunu da böyle görmemiz lazım. Yani bu sizin yapay bir organınız. O yüzden bu daha hassas. Bakteri plağına daha hassas. Mesela doğal diş kendi immün sistemiyle belirli bir düzeye kadar bakteri plağını tolere edebilirken implant daha hızlı hastalanıyor. Periimplantitis dediğimiz implant çevresindeki iltihabik dokuları daha hızlı görebilme ihtimalimiz var. Neden? Hasta ağız hijyenine dikkat etmiyorsa. Fırçalamıyor. Burada bir araya girmek Tabii. istiyorum. Normal dişle bu implant arasında bir bakımda bir fark olması lazım işte bu bahsettiğiniz şekilde. Çünkü ömürlük dediniz ama evet. bu ömürlük hadi taktık bundan sonra böyle devam edelim gibi olmamalı değil mi? Yani bahsettiğiniz tabii, bu tabii, işte tabii. iltihap olabiliyor, dişler Şimdi, arasındaki tabii, mesafe hocam, farklı. Yani orada anlatıyor işte bakımı tabii, daha tabii. farklı. Şimdi implant yaptıran hasta, ben hep şunu söylüyorum hastalarıma, doktoruyla evleniyor. bu kadar basit. Yani siz... İmplant yaptırdığınız hekimle ömür boyu bir birliktelik, yani evlilikler bile ömür boyu sürmüyor ama yani öyle bir benzetme yapıyorum ki onunla ilişkiniz hiç bitmeyecek. Hiç bitmemesi lazım. 6 ayda bir kontrole gideceksiniz. Hadi bilemediniz 6 ayda bir gidemedim, 9 ayda bir gidin. Hadi en fazla senede bir gidin. Çünkü implant çevresinde oluşabilecek bir patolojiyi hekiminiz önce fark edecektir ve tedbir alırsa yine implantınızla beraber hayatınıza devam edersiniz. Ama uzun yıllar geçmiş, siz hiç kontrole gitmemişsiniz. Çiğneme basınçları değişmiş, oklüzyon değişmiş, kapanışlar değişmiş, değişiyor. Yani 10 yıl sonra çenemiz daha farklı bir yere değmeye başlıyor. Çünkü yaşlanıyoruz. Dikey boyutumuz düşüyor. Yani bu çene ucu, burun ucu mesafemiz daha kısalıyor gibi gibi. Sizin gece uyurken diş gıcırdatmanız başlamış olabilir gibi. Sevmediğimiz kuvvetler veya sevmediğimiz unsurlar işin içine girmişse o zaman muhakkak kontrollerde bunun ufak tefek şeylerini alıyoruz, nüvelerini alıyoruz. Hekim bunu da yönlendirir ama siz ancak implantta bir şişme oldu, sallanma başladı giderseniz tabii ki bazen istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Normalde diş hekimlerinden korkarak gideriz. Evet, ben de dahil evet, ama evet. sizi gördükten sonra korku morku gitti. Ağzına sağlık. Teşekkür yapıyoruz. Ederiz. Çok ben teşekkür de bu şekilde rica ediyorum. Belki çok kontrole güzel gitmem program. Gerektiğini hatırlattınız bana. Evet, ben de geleyim baktırayım. Üzere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli izleyiciler bir sonraki konuğumuza geleceğiz. Benim de inanılmaz sevdiğim bir alan. Dolu dolu devam ediyoruz. Bir konuğumuzu uğurladık. Diğer değerli konuğumuzu da yanın başımıza aldık. Yine çok güçlü, yine çok güzel ve alanı tam da benim alanım. Doktorum, çok ben sevdiğim bir alandır. Ben de severim bu alanları, evet. O zaman buyurun. Yeni konuğumuz uzman psikolog Alanur Özalp. Bize yetişkin ve çocuklar için alt ıslatma konusunda bilgi verecek. Evet, kendinizi biraz tanıtır mısınız bize?
Ben psikolog olarak çalışıyorum ama aynı zamanda da uzmanlığımı da tamamladım. Ağırlıklı olarak bir danışman adı altında bir psikolojik hizmetler merkezinin hem kurucusu hem de psikologlarından biriyim. Çok güzel. Peki çocuklar üzerine mi çalışıyorsunuz? Şöyle bir merkez bu. Merkezde çocuklar da var, yetişkinler de var. Ve özellikle gençlere yönelik hizmetlerimiz de var. Ama en önemlisi evlilik terapileri veya danışma hizmetini de ayrıca veriyoruz. Çok güzel. Bugün ama konumuz yetişkinlerde ve çocuklarda alt ıslatma. Çok enteresan bir konu bence ama mutlaka izleyenlerimizde şu anda bu sorunu yaşayan aileler ve bireyler vardır. Bu tam olarak nedir ve kimlerde görülür? Belli bir yaştan sonra gece ıslatmaları veya alt ıslatmaları devam ediyor. Bu özellikle alt ıslatmalarıyla birlikte gündüz ıslatmaları birlikte de görülebiliyor. Ama sadece alt ıslatması gece de görülebiliyor. Ve buna bazen de büyük tuvaletini de kaçırdığı bir tablo eşlik ediyor. Ama burada psikolojik kökenli bir durum bu. Tamamen üç nedeni olduğunu biz belirtiyoruz veya görüyoruz. Birincisi bu gruptaki çocukların uykuları ağır. Bu onların elinde olan bir şey değil. İsteyerek bilerek yapmıyorlar veya isteyerek bilerek durduramıyorlar veya değiştiremiyorlar. İkinci nedeni de hiperaktif dediğimiz çocuklar bunlar. Oldukça hareketli çocuklar. Yerlerinde duramıyorlar. Gündüz o kadar hareketliler ki gece uykularını iki kat daha ağırlaştırıyorlar. Çünkü yoruluyorlar. Ama en önemlisi yine bu bir başka nedeni de bu problemin. Diyoruz ki bu bir genetik geçişli bir problem. Bu çocukların ailelerinde birincil veya ikincil kişiler, anne baba olabilir, teyze hala amca dayı olabilir. Bu problem çok büyük yaşlara doğru devam edip gitmiş olan çocuklar. Bu da bir faktör. Bu problemin devam edip gitmesi veya büyük yaşlara doğru devam etmesi. Biz diyoruz ki bu problemi ciddiye alın. Bu bir problemdir. Bir şekilde aileler bu problemi gördüğümüz kadarıyla pek ciddiye almıyorlar. Bunun işte bizim ailede vardı zaten gibi algılıyorlar. Geçer mi diyorlar doktorum? Bekleyelim diyorlar. Hmm. Biz de diyoruz ki bize gelenlere baktığımız zaman yani 20 yaş ve üstü çünkü askere gidecekleri için geliyorlar ve belli bir yaştan sonra yine bayanlar da evlilenmek üzere harekete geçilmiş. Bu bayan da olabiliyor, erkek de olabiliyor veya bir yatılı okula, üniversiteye gidecekler ama problem devam ediyor. Yurda gidecekler, problem devam ediyor. Onun için de bu problemin bir an evvel halledilmesi lazım ama 20 yaşında değil, daha erken halledilmesi lazım. Kaç yaşına kadar normal ve kaç yaşından sonra size başvurmaları lazım? Hani 20'de de gelmesinler tabii ki ama 5'inde de geldiklerinde de normal diyebilirsiniz. Yani bu yaş grubu hangisi? Yani kaç yaşına kadar beklemeli aileler? Çok güzel sordunuz. Ben buna çok teşekkür ederim. Çünkü bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Çünkü burada da biz diyoruz ki 2 yaşını bitirdi. 3 yaşından bir gün bile almış olsa bu problem hala devam ediyorsa hemen bir psikolojik yardım, destek alabilirler. Çünkü psikolojik destekte hiçbir şekilde onları korkutacak hiçbir şey yok. O arada bir psikoloğa gelindiğinde çocuğun başka problemleri varsa onları da görüyoruz, fark ediyoruz. Onlarla ilgili yapılması gereken çözümleri hemen devreye sokuyoruz. Bazen kekemelik olabiliyor, bazen bazı sesleri çıkartamadığını görüyoruz veya yanlış çıkarttığını görüyoruz. Hiperaktif olduğunu görüyoruz. Dikkat dağınıklığı, tırnak yeme, özellikle okulla ilgili bazı sıkıntıları. Endişeli çocuklarda da sık görülüyor mu bu tür şeyler? Ne çocuklarda? Endişeli. Hiperaktif çocuklarda daha sık görüldüğünü söyleyebilirim. Evet, 3 tane çeşit saymıştı doktorumuz. O üçünde daha fazla gözüküyor bu alt ıslatma durumu. Peki 20'ye kadar beklemesinler, 3 yaşına girdikten sonra gelsinler dediniz doktorum. Ailelerin ya da bu bireylerin sizlere gelmedeki çekinceleri neler? Yani bunun sebeplerini rahat gelemiyorlardır diye düşünüyorum. Bu gelme
danışma olayında çekindikleri noktalar neler olabilir? Birincisi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi beklemek istiyorlar. Ama ben beklemesinler istiyorum. 3 yaşında hadi bilemedin 4-5 bu yaşlar arasında rahatlıkla gelebilirler. Çünkü çocuklar bunun bir problem olduğunu anne babalarından daha önce anlıyorlar. Ve böyle bir şey yapmış olmak istemiyorlar. Bana da bunu söylüyorlar. Yani ben çok üzülüyorum, annemi de üzdüm, annemi de yorduğum için de üzülüyorum biçiminde. Veya bunu istemiyorum ben. Çiş yapmak istemiyorum diye anlatıyorlar. Şimdi burada birincisi özellikle aileler korkuyorlar. Yani bir iğne ilaç verilir de bunun bir yan etkisi ortaya çıkabilir diye halk arasında bizim hiç böyle bir şeyin doğru olmadığının altını defalarca çizdiğimiz ama genellikle kısır kalır korkusu diye bir korku var. Çünkü bu problem erkek çocuklarında daha sık görülüyor. Onun için de ben diyorum ki burada en güzel avantaj bir psikologla öncelikle çocuğun bir araya gelmesi. Çünkü burada en önemli şey biz bir psikolojik bir program hazırlıyoruz. Bu programın dışında iğne ilaç kullanmıyoruz. Tamamen psikolojik olarak ilk önce onları dinliyoruz. Ondan sonra tedaviyi düzenliyoruz, anlatıyoruz, uygulamaya sokuyoruz. Ve adım adım da iş tamamıyla bitene kadar da takip ediyoruz. Şimdi burada güzel bir şey takip var. Yine korkmasınlar, beklemesinler istiyorum. Pek çok halka arasında yaygın yanlış bilgiler var. Birincisi işte ergenliğe girince geçer ki bize gelenlerin çoğunluğu büyük yaşta. Yine ikinci İşte bir şekilde sünnet olunca geçer gibi bir takım yaygın bilgiler var. Hayır, bize gelenlerin tamamı neredeyse sünnet olmuş ve aradan epey bir zaman geçmiş. Onun için de bu tedaviden korkmasınlar. Bu tedavi çok keyifli, çok eğlenceli. Çocuklar bu tedaviden çok keyif alıyorlar. Çocukla birlikte oturuyoruz, birlikte başlıyoruz. Ve bir şekilde aileler şöyle bir takım engelleyici, kendilerini sıkıntıya sokucu şeyler de yapabiliyorlar. Örneğin sıvı alımını veya suyu kısıtlıyorlar. Şimdi bu hiç işe yaramıyor. Hatta çocuklarla büyük bir sıkıntı yaşanmaya başlıyor. İşte çocuk gizli gizli içmeye çalışıyor. Gizli gizli içtiği için kendisini kötü hissediyor. Hani böyle bir uygun olmayan davranışı yaptı diye suçluyor kendisini. Böyle bir kovalamaca, izlemece oluyor bu çocuğu. Daha büyük bir strese giriyor tabii aslında. Tabii ki hiç istenmeyen bir durum. Onun için de sıvı alımını yasaklayarak bu işi halletmek mümkün değil. Hatta çocuklar bana geldiklerinde şunu söylüyorlar. Biz meyve yiyemeyiz. Ben işte bir meyve suyu bile verdim de ben içemem. Çok isterim ama içemem gibi bu tür kontrolleri kendileri koymaya çalışıyorlar ki onlar için de çok zor şeyler. Bunu yapmasınlar istiyorum. Bunun tedavisi varken bu tipi yollara başvurmak hiç işe yaramayan yollar. Yine çocuklarıyla ilgili olarak biz diyoruz ki bize geldiklerinde çocukların başka problemleri varsa onları da görüyoruz, saptıyoruz. Örneğin uyku problemi var veya geç yatıyor mu, okulda başarısızlık var mı, işte yuvaya gitmek istemiyor mu? Bütün bunları da görmüş, fark etmiş, onlara da yardımcı oluyoruz. Ve bir şekilde aileler zaman zaman da işte çocuklarına ellerinde olmadan da kızabiliyorlar. Çünkü bu her gece olan bir şey. Onun için de ben diyorum ki bunun kızdığınız zaman o korkuyor. Aynı gecede bir kere yapıyorsa bu sefer iki kere yapıyor. Onun için de tabii ki bazen 5 kere yapan çocuklarımız var. Bir de aynı ailede 5 çocuk var. 5'i de ıslatıyor. 3 çocuk var, 3'ü de ıslatıyor. Şimdi böyle durumlar bizim için de çok önemli. Hatta biz böyle durumlar için diyoruz ki aynı aileden birden fazla çocuğun problemi varsa biz bir tanesine tedavisini üstlenirken diğerlerinin tedavisini de biz onlara hediye, armağan olarak yapıyoruz ki beklemesinler, geç kalmasınlar. Hani geç kalmamak burada çok önemli. Çocuk kendisini kötü hissetmesin istiyoruz. Çünkü kendisini gerçekten böyle bir kötü çocuk diye algılamaya başlıyor. Daha hırçınlaşmaya başlıyor bu çocukların. Bu tedavi öncesi
içerisinde daha saldırgan, öfke patlamaları olan çocuklar olduklarını görüyoruz, saptıyoruz. Ama tedavi sonrasında o çocuk gidiyor, bir başka çocuk gidiyor. Hatta bir öğretmen sormuş annesine. Demiş ki siz çocuğunuza ne yaptınız? Bu çocuk nasıl bu kadar mükemmel hale geldi? Kendine güveni geldi, parmak kaldırıyor, konuşuyor, neşeli, gülüyor, gözümün içine bakıyor. Eskiden bunların hiçbirini yapmazdı bu çocuk demiş. Tabii ki bunlar da bizim için çok önemli, çok değerli şeyler. Bir de aileye gerçekten oldukça büyük bir külfet getiriyor. Elektrik masrafı, deterjan masrafı derken aile bu külfetin de altında. Tabii ki çocuk da mutsuz oluyor. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Araya bile giresim gelmiyor ama tekrar sormak istiyorum anlaşılabilmesi için. Bu bir hastalık. İnsanların elinde olan bir durum değil. Mutlaka tedavisi olmalı. Bu tedavi nasıl başlıyor ve nasıl ilerliyor? Şimdi tedavimiz bir program hazırlıyoruz. Bu program çocuğun yaşına ve sınıfına uygun bir program. Bunu çocukla birlikte aileye anlatıyoruz. Anne baba olabilir, anne yanında anneanne de gelmiş olabilir. Çoğunlukla anneanneler, babaanneler bu konuda çok titiz davranmaya çalışıyorlar. Ve bu programı aile gidip evde uyguluyor. Ve biz de adım adım kendisini takip ediyoruz. Hem de cesaretlendiriyoruz bu iş bitene kadar. Çok kısa sürüyor bir kez tedavi. Ve tedavi bittiğinde gerçekten çocukta inanılmaz güzel değişiklikler ortaya çıkıyor. Okul başarısı artıyor. Çocuğumuz o hırçınlık, huysuzluk gidiyor. Ve gerçekten söz dinler. Ve inanılmaz gülen, mutlu, keyifli bir çocuk haline geliyor. Bu bizim için de çok önemli. Meyve yiyebiliyor. Artık istediği zaman istediği su içebiliyor. İstediği yerde bütün bunlar da çocuğun bir mutluluğu diye düşünüyoruz. Ne kadar güzel anlattınız. Hatta o kadar güzel anlatıyorsunuz ki soru sormak için araya bile giremiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim seyircilerimiz çok güzel bilgiler aldılar. Ya bunun bir hastalık olduğunu, 3 yaşından sonraki çocuklarda görülürse başvurmaları gerektiğini, siz sadece onlara yardımcı oluyorsunuz değil mi? Yanlış anlamamışım. Çok güzel söylediniz siz de veya özetlediniz. Gerçekten bunun için beklemesinler istiyoruz. Bunun tedavisi var. Tedavisi kalıcı ve hiçbir yan etkisi yok ve çocuklar gerçekten çok mutlu ve başarılı oluyorlar. Gözlerinin içi gülüyor. Ben de onun için de bu tedavinin yani bu konuda korkmamalarını ve gerçekten bir psikologla bu işi halletmelerini istiyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki konuğumuza geçiyoruz. Evet, yine bir kadın, yine başarılı ve güzel bir kadın. Teşekkür Bugün konuklarımız ediyorum. Ve konularımız çok güzeldi. Böyle tak 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 ilerledi. Geçen hafta beraberdik. Çok güzel bir kaş yaptık uygulamalı. Evet. Bu hafta da Şeyda Söyler bizlerle beraber ifade ve kaş uzmanı. Evet. Bu hafta neler yapacağız? Yine sürprizlerimiz var. Geçen hafta izleyicilerimiz gerçekten çok yoğun talepte bulundu. Açık tonlu bir kaş yapmıştık. Daha şimdi de biraz koyu tonda bir hanımefendinin düşük olan ifadesini nasıl kurtarabiliriz bunu konuşacağız. Tamam, o zaman hemen uygulamalı hazırlığımızı yapalım, başlayalım mı? Başlayabiliriz. O zaman alalım konumuzu. Tamam. Hem yapalım hem anlatalım güzel bir şekilde. Daha sonra biten tarafla bitmeyen tarafı da karşılaştırırız. Harikasınız. Gerçekten izleyicilerimiz için bu daha iyi oluyor. Hem de konuştuk bunu, düşük olan tarafı nasıl yukarıya kaldırabiliriz, daha dinamik nasıl yapabiliriz diye. Yaptığımız uygulama da çok doğal olmuştu. Şimdi tek tarafı güzel yapacağız, tek tarafı yapıyoruz ve o aradaki ifade farkını da göstereceksiniz. Evet, size, değil tek mi? Tarafı yapacağız. Tamam, şöyle biz ayarlayalım, koltuğumuzu da alalım. Ben sizden alayım onları. Tamam. İzninizle doktorum. Nasıl koyayım Şeyda Hanım? Böyle koyayım mı? Böyle bırakabilirsiniz. Tamam. Hanımefendi de böyle geçebilir. Evet. Hızlıca. Biraz... Ben de oraya geçeyim. Geri alıyorum. Evet. Pamuklarımızı da alabilir miyim? Tamam. Hemen silelim. Başlayalım. Evet değerli izleyicilerimiz yine bir kaş uygulaması yapacağız. İki kaş arasındaki farkı göreceğiz. Evet. Şeyda Söyler de bu mesela saçlarımız boyalı ama diplerimiz koyu ve kıllarımız da koyu. Böyle bir kaşta nasıl olacağını gösterecek bize. Ben hemen pamuklarımızı alayım izninizle. Tamam pamuklarımızı da alalım. Kaş ifadeyi nasıl etkiliyor onu da anlatırsanız bize. Yani şöyle günlük hayatta kullandığımız kaşların yönleri, kaş kıllarının yönleri gerçekten tüm yüzümüzü etkiliyor. Doğru yerde durabilir kaşımız ama doğru renkte olmayabilir. O kullanılan renk hanımefendimizi daha sinirli gösterebilir. Mesela modelimiz bize geldiğinde
kaşları gri tonda yansıyordu. Biz önce kaş kıllarını kırmayı, rengini açmayı ve yumuşatmayı istedik. Çünkü sen kendi kullandığı saç rengi açık tonda olduğu için olmayacaktı. Evet, ben şöyle hemen küçük başlayayım. Ben de asistanlık yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Peki, öncelikle soruyorum. Ağrı sızı olacak mı? Hocam şöyle, uyuşturduğumuz için ağrı sızımız yani yok. Yani bir kremle uyuşturuluyor. Evet, bir kremle uyuşturuluyor. O yüzden ağrı sızımız olmayacak. Zaten izleyicilerimiz de bunu canlı canlı şimdi görecekler. Şimdi modelimizin kaşlarının göründüğü üzere sonlarında bir düşüklük var. Bu düşüklüğü biz daha yukarı nasıl alabiliriz? Kendi ifadesini daha yukarı nasıl yapabiliriz diye önce düşündük, tasarladık. Şimdi de üstlerini dolduruyoruz. Tüm ifadesini yukarı alacağız. Bir altın orandan bahsetmiştiniz değil mi? Bu tasarlama işlemini o Aynen. orana göre Mutlaka yapıyorsunuz. Mutlaka yüzümüzün merkez noktasını buluyoruz. Nerede durması gerektiğini buluyoruz. Hepsini bularak işleme başlıyoruz. Tabii biz süremizden dolayı bunu önceden tasarladık, yaptık. Evet. Şimdi işlemi yaparken hep böyle soruyorlar. Biz tekrar bu soruyu yenileyelim. Hı hı. Hatta direkt kaşımızı yaptığımız konuğumuza da soralım. Evet. Acı var mı? Hayır, herhangi bir acı yok. Süper. Süper. Çünkü neden daha önce kaş değil mi Şeyda Hanım söylemiştiniz? Uyuşturuluyor. Evet. Anesteziyle daha sonra işlem Mutlaka yapıyor. Zaten yapılırken şu an hanımefendinin yüzüne de yansır. Hani işlemin acıyor mu acımıyor mu oluşu. Bizim hani sosyal medyalarımızda da videolar koyuyoruz, çekiyoruz. Gelenlerin ilk sorduğu şey hani orada bir oyunculuk mu var yoksa gerçekten acıyor mu? Sıfır acıyla yapıyoruz biz bu işi. Kullandığımız kremler bu konuda gerçekten çok etkili. Çünkü hem daha konforlu oluyor. Yaptıran için bir korku oluyor çünkü. Bu işlemin bir adı vardı değil mi? Microblading. Microblading. Hocam. Evet, kıl tekniği microblading işlemi. Kendi kaş kıllarımızın arasına tek tek kıl görünümünde kontrast renkler atıyoruz. İnce çizgiler atıyoruz. Bizzat kendi kaş kıllarımızı aslında taklit ediyoruz. Yani üç boyutlu bir yansıma gibi düşünebilirsiniz. Kılların arasına böyle kıl varmışçasına çiziliyor. Aynen öyle. Peki süresini soranlar çok oluyor. Hı-hı. Ne kadar kalıyor? Ya açık tonlu kaşlarda daha az süreyle kalabilir. 6 ay, 8 ay kalabilir ama koyuysa eğer yapılan ton 1 yıl kalıyor. Daha fazla da kaldığı oluyor tabii ama biz 1 yıl diye söylüyoruz. Tenle de çok ilgili, kişinin yaşantısıyla, işte spor yapıyorsa, çok terliyorsa boya daha çabuk zerk edilen yerden atıyor. Hepsi çok etkiliyor. Peki kaşın bir işlem yapıyor sonra kontrolü yapılıyor mu yoksa bir kere de bitiriliyor mu? Hayır. Tenden tene bu da çok farklılık gösteriyor. Genelde tek işlem yapılıyor. Eğer gerek görürsek ikinciyi yapıyoruz. Açık tenlerde eğer dediğim gibi tekrar gerek görürsek üçüncü işlem için bile yardımcı olabiliyoruz biz. Evet, bu arada hem konuşuyoruz hem de yapıyoruz. Kaç neredeyse bitti. Çok güzel. Bir de çok kısa sürede böyle çalışan hanımlarımız için söyleyebiliriz. Evet. Böyle öyle aranız varsa hemen çıkıp yaptırıp tekrar bu güzel orantılı kaş tasarımıyla. Kaşlara aynen öyle ulaşabilirler. Ya normal bu farlar ya da kaş kalemleri kaş kıllarımızın arasına girdiğinde orayı da havasız bırakıyor ve zaman sonra gerçekten bugün değilse bir yıl sonra, beş yıl sonra bir dökülme oluyor. Çünkü kaş kıllarının içine o kalemleri zerk ettiğimizde doğru bir şey yapmış olmuyoruz. Ama şu an yaptığımız işlemde küçücük bir işlem bu. Şu an yaptığımız işlemde kaş kıllarının altındaki kan dolaşımı da hızlandırıyoruz aynı zamanda. Elinizdeki mendili rica edeceğim. Süper. Evet. Küçücük bir işlem bu. Ve şu anda bitti. Bu kadar mı? Zaten kaç dakika sürdü? 2-3 dakika sürdü totalde. Evet, çok bitti da yani sürmedi hocam. Kaşlarımızın sonunda eksiklikler vardı. Bu eksiklikleri direkt ince çizgilerle yukarıya aldık. Yukarıya aldığımız bölge tüm yüzün lifting etkili bir yüz yarattık şimdi. Tüm yüzü yukarıya taşıdı, bakışları yukarıya taşıdı. Gördüğünüz üzere yapılmamış kaşımızın sonunda, zaten izleyicilerimiz de görebilirler. Yapılmamış kaşımızın sonundaki bu düşüklük
hanımefendinin yüzünü aşağı çekiyordu. Biz diğer kaşımızın sonlarını eklediğimizde tüm yüz yukarıya alındı. Gözlerimiz değişti. Aslında bu badem göz operasyonları falan var biliyorsunuz. Kaşla bile bunu sağlayabiliyoruz artık. Çok kolaylaştı. Yani yüzün yarısı artık daha mutlu görünüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle, aynen. Zaten izleyicilerimiz de farkı böyle bakarak görebilirler. Aynen. Farkı bakarak görebilirler. Ay, evet. Bu biraz daha çatık bir taraf. Hem daha sinirli gösteriyor, daha agresif gösteriyor hanımefendiye. Şimdi yaptığımız daha düz bir kaş tasarımı. Çok da küçük bir işlem yapıldı. Direkt lifting etkili gözlerimizi yukarıya çektik. Şeyda Hanım, mesela şunu da soranlar çok oluyor. Full yapmak zorundalar mı? Yani baştan sona her yere kıl kıl böyle yapılmak zorunda mı? Yoksa sadece eksik olan yerlere mi yapılmalı? Yani ben bir uzman olarak, ben hem eksiklikleri giderilsin, hem kaş güçsüzse eğer, o güçsüzlüğü o yüzden alıp direkt oraya daha dinamik bir yapı gelsin diye hep yaparım. Ve hiçbir şey tam olmak zorunda değil. Başlangıçları eksiktir. Başlangıçlarını yaparız ve müşterimizi öyle göndeririz. Ya da sonları eksiktir, sonlarını yaparız. Müşterimizi öyle göndeririz. Yüzün neye ihtiyacı varsa, bizim güzellik konularımızın en önemli detayı bence. Fazlası hiçbir zaman benim için doğru değil. Yüzümüzün neye ihtiyacı varsa o yapılmalı. Ben de şöyle bakacağım. Siz de bir bakın. Ay, çok güzel olmuş. Hem izleyicilerimiz de görsün. Evet. Tam kameramıza bakarsak çok doğal bir şekilde evet. çalışıldı. Direkt zaten biraz değil mi? Hafif daha dolu oldu. Şöyle hemen ben ortadan bir çizeyim. Hanımefendinin yüzünü direkt görebilirler. Evet. Direkt görebilirler. Burası sonuna doğru, yukarıya doğru bir lifting etkisi oldu. Fakat buradaki bu kaviz daha sinirli, daha agresif gösteriyor ve kavisin sonunda desteklenmeyen bu düşük bölge yüzü aşağı çekiyor. Bu biraz yanaklarımızı da aşağı çeken bir durum. Hani bakıldığı zaman daha üzgün, daha yorgun dururuz ama burada daha dinamik bir yapı oluştu. Evet, çok güzel oldu. Daha zamanımız var. Bununla ilgili sorular da geliyor. Tabii ki ben de sormaya devam edeceğim. Tamam. Süpersiniz. Şimdi sorulardan bir tanesi, dedik ya full yapmazsak, aralarda sadece boşlukları doldurursak renk farkı olur mu? Hayır, olmaz. Eğer doğru şekilde tasarlanıp yapılıyorsa saçımız, cildimiz, tenimiz nasıl bir renk kontrastı bulunabilirse, yani doğru olanı yaparsak hiçbir farklılık olmaz. Belki yapıldığı 2-3 gün kendisinin fark edebileceği kadar olabilir ama 2-3 gün sonra o çok doğal bir tona geçiyor zaten. Bizim kullandığımız boyalar da kök boya, yeni nesil boyalar. Yeni nesil boyalarda böyle bir şey yaşanmaz. Peki yüz aslında sağlı sollu olarak birbirinin tam aynısı değildir. Evet, yani değildir. İkizi değildir, kardeşidir. Aynen, siz söylemiştiniz doğru. Ilk ben programda. Söylemiştim hocam. Peki biz bunu nasıl ayarlıyoruz? Yani şöyle, bir altın oranı ölçüsü yapıyoruz. İki tarafı da eşit olmak üzere tasarlıyoruz. Ama bazen çok eşit yaptığımız yüzlerde tamamen asimetri görünebiliyor genel olarak bakıldığında. Biz elimizden geldiği kadar iki tarafı genel olarak bir bakıldığında daha iyi nasıl görünebilir? Hem ölçü olarak, matematiksel olarak, hem de kişinin mimiklerine bile bakıyoruz. Şimdi iki taraf yakın olsun diye yapıyoruz kaşı. Fakat hanımefendinin burada bir kırışıklık çizgisi var. Ve kaşlarını çattığında sağ tarafı daha fazla içe giriyor bazen. Değişebiliyor. Onların hepsini baz alarak. İşte doğru bir uzmansa, eğer ifadeyle de ilgileniyorsa, biz kaşları yapmadan önce güldürüyoruz. Kaşlarımızı çatıyor. Daha sinirli olunca kaşlar nasıl, ne hale geliyor? Onlara bakıyoruz. Çok önemli. Peki yine sık sorulan sorulardan bir tanesi doktorum. Genelde kadınlarımız çok meraklı ve bunu aktif bir şekilde yapıyorlar. Hı hı. İyileşme süreci. Evet, şöyle 3 gün sonra normalleşmeye başlıyoruz. Ama bu çok korkutucu bir durum değil. Bu 3 günde bir korkutucu bir durum değil. Boyalarımız doğal olduğu için ve renk kontrastı olarak da biz de doğal renkler tercih ettiğimiz için o 3 gün bile çok zorlanmıyor olabiliyorlar. Daha sonrasında 7 güne kadar normalleşme süreci devam ediyor. Orada bir yapılan uygulamanın bakım dönemi var. 7 gün nemlendirilmesi gereken bir alan oluyor kaşlarımız. Sadece nemlendirdiğimiz zaman biraz daha parlak olabiliyor kaşlar. Hı hı. Bu parlaklık dönemini atlattığımızda fırçalayıp kaşlarını çıkabilir. Çok da doğal bir görüntüye sahip olabilirler. Yani geliyor formunu, siz bakıyorsunuz en uygun formu yapıyoruz. Evet. Bu sistemle mikroblading'le yapıyoruz. Evet. O boyanın hafifleme ve
ve atma süreci oluyor. Evet. O da bir hafta. Bir hafta sonra her şey yolunda. Evet. Peki ikinci çalışmayı yapılması gerektiği zaman tekrar aynı işlem uygulanıyor. Aynı işlem uygulanıyor. Eksik olan bölgeler tamamlanıyor. Hastamız geldiğinde yüzünde tekrar eksiklikler varsa ya da o anda bu işlemi yaparken küçük ödemlerimiz oluşabiliyor. Orada bırakmamız gereken durumlar oluyor. Eğer biz bunu bıraktıysak 21 gün sonra, öyle bir süremiz var, 21 gün sonra tekrar alıyoruz hastamızı ve aynı işlem ya da eksik olan bölgeler tamamlanıyor ve işlemi sonlandırıyoruz. Şeyda Hanım, hep diyoruz ki eksiklikler olursa işte tamamlandığı zaman, ama ya hiç kıl yoksa? Doğuştan bazı kişiler var öyle. Bu çok büyük uzmanlık gerektiren. Ya da erkeklerde. Erkeklerde çok doğru. Ya da işte belli hastalıklar, kanser hastaların tedavi sürecinin sonunda tüyler o kadar cansızlaşıyor ki çıkmayabiliyor. O zaman işte bu microblading'in bir üstü devreye giriyor. Microshading dediğimiz bir olay. Makineyle olan. Makine değil de yine manuel, ama evet, makineyle de onu destekliyoruz. Microshading'de kılların arasına küçük noktalar atıyoruz ve sanki orada hem kıllar hem de kıl kökleri varmış gibi bir illüzyon yaratıyoruz. Bu illüzyonda da hastamız evet kılları yok ama bakıldığı zaman sanki kaşları varmış gibi duruyor. Bu da çok aslında ben zor, hani uzmanlık gerektiren. Bir erkek olarak eskiden çok ince kaşlar modaydı herhalde, evet, değil mi? Evet. Şimdi biraz daha kalın kaşlar. Mesela o modaya uyup da şu andaki kalın kaşları yapmak isteyen biri için uygun bir yöntem mi? Microshading dediğimiz yöntem. Microblading ya da shading, hangisi daha? Yani en oluru, en doğalı, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyecek düzeyde ne ise yüzümüz için, ben önce onu tasarlıyorum. Diyorum ki dışarıdan bakıldığında bu senin gerçeğinmiş gibi durur. Doğallığını, orijinalliğini bozmaz. Böyle kalmalı. Ama tabii ki de hani bu son modalarda işte evet, televizyon programlarındaki oyuncularımız sizler gibi güzel kaşlı insanlar olunca ince kaşlı ama o kadar da kalın kaş isteyenler oluyor. Çok zor da kalmadıkça ikna edebileceğim düzeyde ben yapmamayı tercih ediyorum. Ama mümkün mü derseniz evet mümkün. O zaman tekrar konuğumuza ve kaşlarımıza dönelim. Tamam. Çünkü çok enteresan. Hem ekranı tekrar göstereyim. Çok az bir müdahaleyle. Evet. Bu taraf hem yukarıya kalktı, hem doldu, hem de çok doğal bir şekilde formu değişti. Evet. 2 dakika sürdü belki yani. 2-3 dakika bile. Sürdü. Ben sürmedim. Bekliyordum açıkçası, evet, daha fazla sürer diye hemen bitirdik. Çok doğal yani oldu. Yani bu süre zarfında diğer tarafı da yapabilirmişiz aslında. Yapabilirmişiz aynen. Ama tabii o bunun farkını da göstermek istedim göstereceğiz. Ben. Göstereceğiz. Ama ne zaman göstereceğiz biliyor musun? Reklamlardan sonra. Evet, reklamlardan sonra yine hep beraberiz. Aynen. Çok güzel kaşımızı görüyor zaten izleyiciler ve merak edilen bir şey sormuştuk. Altın oran. Aynen. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Hemen bu hale nasıl getirdik? Önce bu şekillendirmeye nasıl karar verdik? Onu göstereceğim ben. Tam yüzümüzün merkez noktasını belirledik. Alnımızın tam ortası. İki kaşımızın başladığı noktaları belirledik. Gördüğünüz üzere başladığı noktalar farklı. Bu kaşımızın düşük olduğunu söylemiştik ve o yüzden müdahale ettiğimizi söylemiştik. Şimdi kaşımızın sonunu zaten tam bu alanın içini tamamladığımızda direkt yüzümüzdeki lifting etkisi ortaya çıkıyor. Yüzü yukarı kaldırıyoruz. Evde kaş alırlarken de kendileri bunu yapabilirler. Direkt kendi yüzlerini aynanın karşısında ölçebilirler. Buradaki kavisten bahsettik. Gördüğünüz gibi zaten yukarıda fazla kalan tüyleri de canlı canlı görebilirler. Evet. Şurada. Evet, fazla tüyler var. O daha sinirli, agresif tutuyor demiştik. Sonundaki düşük bölgede burası. Gördüğünüz gibi burada kaş kılı yok. Biz olmayan bölgeyi tamamlayarak işimizi sonlandırmıştık. O zaman hiçbir yere ayrılmıyoruz. Böyle bu şekilde veda edeceğiz programımıza. Çok teşekkür ederim. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Çok güzel bir program. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar cumartesi 1 ile 2 arası sizlerle buluşmanın heyecanıyla şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.